Öyle değil, böyle bakılır. Başlıklı videolar serisine hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda Ereğli'ye öyle değil, böyle bakılır başlığı altında inceleme, değerlendirme yapacağım. Aslında bu videonun başlığını Ereğli'nin sırları şeklinde atacaktım ama böyle bir seri başlattığım için bu şekilde devam edeceğim. Ereğli'ye öyle değil, böyle bakılır. Konu bu arkadaşlar. Eğer videoyu izlemek isterseniz, konu hoşunuza gittiyse ya da dikkatinizi çektiyse lütfen yanınıza bir bardak çayınızı alın ve arkanıza yaslanın. Çünkü çok farklı, çok faydalı bir video olacak. Bildiğiniz diğer şirket değerlendirmelerini, diğer yorumları unutun. YouTube'da bu tarzda bir video, bir yorum yok arkadaşlar. Belki de bu video sizin için bir fırsat da olabilir. O yüzden sizden ricam, bu videoyu başından sonuna kadar hiçbir şey kaçırmadan dikkatle izleyin. Şunu da hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Bir şirket çok iyi olabilir. Yani temeli çok iyi olabilir, hikayesi olabilir, grafiği sağlam olabilir. Yani her şey çok güzel, çok yerinde olabilir ama bunu bilançolar iyi gelebilir ama şirket bunu fiyatlamayabilir. Yani sen, ben ya bu şirket hakkında çok iyi şeyler düşünüyoruz diye veya işte çok iyi yönetiliyor şeklinde düşünüyoruz diye bu şirket gidecek diye bir şey yok. Bunların hepsi boş olabilir yani. Boş değildir ama boşa çıkabilir. Çünkü bu şirket yani bu şirketi sen, ben ya da yani bizim gibi düşünenler götüremezler. Yani biz şirket hakkında çok güzel yorumlar yapabiliriz. Yaptığımız yorumlar doğru da olabilir, gerçek de olabilir. Ama bunlar bu şirkete ralli yaptırmaz. Yani bir şirketi balinanın gelmesi lazım. Bu şirketi, bu iyi dediğimiz, keşfettiğimiz şirketi bir balinanın keşfetmesi lazım ki o şirket bir ralliye başlasın, bir ilerleme kaydetsin. Yani şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Şirket çok iyiyse, gitmiyorsa iyi yerlerden yavaş yavaş maliyetlenip beklemek, sabretmek gerekiyor. Bunun başka çıkarı yok arkadaşlar. Yani bu şirket illa gidecek. Çok iyi çünkü her şeyi verileri çok iyi. İlla gidecek. Yani gitmez arkadaşlar. Yani biz öyle düşünebiliriz. Sen, ben, herkes öyle düşünebilir ama gitmeyebilir. Bir balinanın o şirkete, o hisseye gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla eğer gelmemişse o balina hala biz yavaş yavaş güzel yerlerden maliyetlenip sabretmemiz gerekiyor. Bunu da hatırladıktan sonra arkadaşlar yasal uyarıyı hemen yapayım. Bu videodaki hiçbir şey kesinlikle yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Herkesin kendine göre bir hesabı kitabı vardır. Herkesin kendine göre bir planı, programı, stratejisi mutlaka vardır. Herkesin kendine göre A planı, B planı, C planı mutlaka vardır arkadaşlar. Olmalı. Şimdi videoya geçelim arkadaşlar. Sırasıyla gidelim. Evet arkadaşlar. Öncelikle benim yakın geçmişteki Ereğli ile ilgili yapmış olduğum işlemi size söyleyeyim. Ben Ereğli'yi arkadaşlar en son Ekim ayının 2021'in Ekim ayında 16-20 arasında almıştım. O civarlarda toplamıştım yani. Ekim 2021'in Ekim'inde 16-20 civarında almıştım. Daha sonra bu temettü dağıtmıştı Ereğli. Nisan ayındaydı sanırım. Nisan ayında da ya da Mayıs artık tam hatırlamıyorum. Oralardan da 35-36 civarında ben satmıştım Ereğli'yi. Daha sonra ben bu Ereğli'yi takip ettim arkadaşlar. Alış yapmak için takip ettim. Böyle düştü gördüğünüz gibi. Şöyle şuralara düştü. Burada şu anda 25-70 gösteriyor ama ben bunu hatırlamıyorum. Yani öyle de olabilir. 27'ler diye ben hatırlıyorum en son. Şuralar en çok düştüğü yer burasıydı. Daha sonra şuralarda bir yerde Ereğli bir kapattı. Bir demir damarı bulduğuyla ilgili bir kapattı. Karlılığına %30 pozitif etki yapacak diye bir kapattı. Ondan sonra Ereğli tekrar yükselmeye başladı. Şöyle yükseldi. Gördüğünüz gibi 53,
küsürleri 53-60'ı gördü. Oradan da tekrar şöyle geri geldi. Şu anda da 29 civarında duruyor. Birincisi bu arkadaşlar. İkincisi ben Ereğli'yi arkadaşlar 33'ten almaya başladım. 33'lerden ben Ereğli'yi almaya başladım. Hatta 35'lerden sanırım. Buralardan almaya başladım. Bir kademe daha sonra bir kademe 36 aldım. Ondan sonra son kadememi de 27 küsürlere bıraktım. Yani 27,5 o civarda. Son kadememi de 27,5'tan alışımı yapacağım. Ve Ereğli ile ilgili defterimi kapatacağım. Yükselene kadar artık sabredeceğiz, bekleyeceğiz. Bunu tabii arkadaşlar, bunu ben borsayı bilen, Ereğli ile ilgili geçmişi olan, yani daha önce almış satmış arkadaşlar için söylüyorum. Yani hiçbir şey bilmeyen arkadaşlar için söylemiyorum bunu. Daha doğrusu benim bu söylediklerim yatırım tavsiyesi değil zaten. Şuradan al, buradan sat. Öyle bir şey yok. Şimdi buradan arkadaşlar daha fazla düşebilir mi? Yani 27'den aşağıda düşebilir mi? 20, 25'ten daha da aşağı düşebilir mi? İşte 20'lere düşer mi? Yani düşebilir arkadaşlar. Bunu bilmenin imkanı yok. Piyasa bunu kimseye izin vermiyor. Yani bunu kimse bilemiyor. Yani ben dibi biliyorum. İşte şey zirveyi de biliyorum. Böyle bir şey yok. Yani böyle bir şey söyleyen varsa yalan söylüyordur. Yani öyle birisi varsa ona biz para verelim. Bize devamlı dip söylesin, zirve söylesin. Dipten alalım, zirveden satalım. Ama böyle bir şey yok. Piyasa bilinemez. Dolayısıyla kademeli bir şekilde 33'ten aldım ben. 30'dan alıyorum. Şimdi bir de 27'den son yatırımımı da ona yapacağım. Yani daha doğrusu Ereğli'yi ayırdığım paranın son kısmını 27 küsürlerden Ereğli'ye girip Ereğli defterimi kapatacağım arkadaşlar. İkincisi de buydu. Üçüncüsü de arkadaşlar şuradan şöyle demir Steel and Metal Products. Şunu açalım hemen. Şimdi burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi şu turuncu gözüken şey, şu turuncu çizgi, trend çizgisi. Bu da arkadaşlar demir çelik fiyatları. Demir çelik üretimi. Şurada gördüğünüz gibi demir çelik fiyatları şurada şöyle yükselmiş. Daha yani 7 Mayıs'ta şöyle zirve yapmış. Daha sonra şuraya kadar yatay gitmiş. Tabi Ereğli, yani bu demir çelik de ne zaman şu yükselişten ne zaman nasibini almış şurada. O da Ekim ayında şuralarda şöyle yani demirin fiyatının artması Ereğli'ye kar olarak şuralarda şöyle yansımaya başlamış. Sürpriz sonuçlar almaya başlamış. Dolayısıyla hisse fiyatı da çıkmış, yükselmiş. Daha sonra demir çelik fiyatı şöyle şurada 26 Nisan'dan şuraya kadar 31 Mart 2022'ye kadar, yani neredeyse bir sene şu arada yatay gitmiş. Ondan sonra gördüğünüz gibi şöyle düşüş trendine girmiş. Demir çelik fiyatları düşmüş. Tabi Ereğli de düşüyordu. İşte şurada kapattığından dolayı düşmedi arkadaşlar. Tekrar yükseldi. Şimdi buralar böyle düşmeye devam ediyor. Yani ne kadar daha düşer? Dediğim gibi dibi kimse bilmiyor. O yüzden dolayı artık bir yerde risk alıp alımlarını yapıp bekleyeceksin. Evet arkadaşlar, dördüncüsü de şurada gördüğünüz gibi Halk Yatırım'dan Ereğli Demir Çeliği açtım. Şuradan. En aşağıda piyasa değeri bölü defter değeri kısmı var. Şurada şu sütunu görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada 2023'ten 2019'a kadar veriler var. Yani 4 senelik ortalama. Burada bakıyoruz 1.05, işte 1.30, 0.83 gibi. Buraya siz de kendiniz de bakabilirsiniz. Burada benim yaptığım arkadaşlar 1.40'ları geçtiği zaman yani satış yapıyorum 1.40'ları geçtiği zaman 0.70'lerden de yani 0.80'in altına indiği zaman da son alışımı yapıp bekliyorum. Burada gördüğünüz gibi en düşük, yani burada görünen değerlere göre 0.79 en düşüğü, 1.40'da en yükseği. Şöyle 1.40'ı geçtiği zaman satıyorum. 0.79, 0.70'in altında, daha doğrusu 1'in altında toplamaya başla. İşte 0.90, 0.80,
Zaten onun altına da hiç geçmemiş zaten. Oralardan da alımlarımızı yapıyoruz. 1.40 üstünde de satışımı yapıyorum arkadaşlar. Bunu da bu şekilde yapıyorum. Belki size de lazım olur. Yani bunu da değerlendirirsiniz. Alış satış yaparken bunu da göz önünde bulundurursunuz. Özetleyecek olursak arkadaşlar, birincisi 33 ile 33 TL ile 27 TL arasında topluyorum. Buralar benim için toplama zamanı. İkincisi de arkadaşlar, uluslararası demir çelik fiyatlarını kontrol ediyorum. Ona da bakıyorum. Üçüncü olarak da piyasa değeri bölü defter değerini kontrol ediyorum. Birin altına inmişse yavaş yavaş alıyorum. Özellikle de 0.80 olduğu zaman piyasa değeri bölü defter değeri, yani PD bölü DD 0.80 olduğu zaman sol alışımı da yapıp bekliyorum. Tabi arkadaşlar, buradaki yaptığım çalışma tamamen kendimi ilgilendiriyor. Sizin için herhangi bir alış satış fırsatı değildir. Bu tamamen bir görüş açısıdır. Belki siz de bunları kullanmak istersiniz. Bunlar tamamen bilgi amaçlıdır. Yatırım maksatlı, yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.